videodan herkese merhaba. Son iki hafta ve bacak antrenmanı. Mens fizikte bacak olur mu? Olur. Bacak bu işin temelidir. Hocam diyette ne var? Çok düşük gidiyorum bu ara. Yorgun gözüküyorsunuz baya. Değişik taktik yapıyorum. Yarışmadan 2,5 hafta önce bir yumurta beyazı diyetim var. Hep yumurta beyazı tüketiyorum. Çok aşırı düşük kalorili. Yanında da rice cake, az greyfurt ve limon. Duruma göre çok az badem. Çok büyük bir delilik ya. Ama tabii ki bu sürecin içerisinde belli takviyeler var. Ama bunun için seminer düzenleyeceğim bu süreçten sonra ve sizi çok şaşırtacak konulardan bahsedeceğim. Bu seminere katılıp bu süre zarfında neler yaptığımı öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Çünkü burada bir şey söylemek yanlıştır. Ama dürüst olmak da lazım. Hocam hangi kategoride yarışacaksınız? Men's Physik. Niye bacak çalışıyorsunuz? Kondisyonumu daha sert yapabilmek için. Peki haftada kaç gün? Haftada bir gün ama geriye kalan bütün kardiyomu, sabah kardiyomu bisiklet yapıyorum. Peki yapmayanlara ne diyorsunuz? Yazık. Tembel. Bahaneci. Men's Physik sadece şortlu bir adam değil aslında. Bir ikon. Çünkü hem kadına hem erkeğe hitap eden bir fizik. Ya hocam, o yüzden full simetrik olman lazım. Hocam, bu yarışmaya 40 günde hazırlanmanızın amacı nedir? Niye? Müthiş. YouTube videonun en iyi sorusuydu. Şimdi şöyle, burası benim spor salonum. Benim internetten de bilenler, buranın değişim laboratuvarı olduğunu, uzaktan eğitim sayfamın SH değişim laboratuvarı olduğunu bilir. Ben işimi çok fazla, işte bana gel şöyle uzaktan eğitim, şöyle kampanya falan diye duyan bir adam değilim. Bu tip reklamlardan hiç hoşlanmam. Benim reklamım, bir insanın kısa sürede değişmesi ve bir başkasına bunu nasıl yaşadığını anlatması. Bu şekilde yürüyen bir sistemim var. Böyle büyüyen bir sistemde de çok sıcakkanlı olduğum için insanlar benim işime olan konsantrasyonumu, motivasyonumu, oraya olan aşkımı çok fazla göremez. Genelde eğlenceli yanımı görür. Ama şunu yapmak istedim. Bu kadar ara verdim 5 yıl. Sonra aniden okey dedim 40 günde değişim laboratuvarını yaratan adam kendinden neler yapar? O podyuma nasıl çıkar? Bunu yapmak için şartları zorluyorum. Bu konseptin amacı bu. Budur. Tabii ki bir derece alınması muazzam bir şey. Bunu istemiyorum, hayal etmiyorum demek tamamen dünyanın en büyük yalanı. O yüzden çalışıyoruz. Çalışalım hocam. Hocam bu nadir görülen bir hareket galiba. Yok bu oğlum, kadınların bol bol yaptığı bir hareket. Hocam, insan, bir yarışmacı bu kadar açlığa, bu kadar strese normalde çok agresif olur. Sizde hiç onu görmüyoruz. Neden? O yalan çünkü. Aslında yalan değil, şöyle. O agresifliği yapan belli etkenler var. O etkenlerin neden olduğunu biliyorsa sporcu bunu kontrol altına almayı başarır. Bunun sebebini bilmeyen insan neye karşı vücudunun olumsuz reaksiyon verdiğini, halsizlik hissettiğini, düşüklük hissettiğini, duygu durum bozukluğu hissettiğini bilmediği zaman o zaman etrafa karşı değişik reaksiyonları verebilir. Ben bunun sebeplerini bildiğim için kontrol altına alıyorum. Bir diğer konu, kimse senin diyetine, oyuna buyuna saygı duymak zorunda değil. Çünkü bu tamamıyla senin seçimin.
Abi ben yarışmaya hazırlanmak istedim. 40 günde ben kendimi zorlamak istedim. Burada senin suçun ne ben sana gelip çekil oradan. Konuşma benimle falan diyeyim. Ya da eşime duyarsız davranayım vesaire. Böyle bir şeye ben karşıyım. Eğer zaten böyle bir adamsan bu işi yapma. Herkes kendine yapıyor. Ama zor bir süreç galiba. Biraz yorgunluk zor. Belli oluyor gözlerinizin kolay altında. Ama kolay olsaydı herkes yapardı hobi. Haydi. Yep. Zor ama çok eğlenceli. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. Ama düşün ki 5 yıl sonra yaptık. Ama bilgiler hala daha güncelleniyor. Sürekli bir şeyler değişmiş, zaman değişmiş. Bilgiyi güncelledik. Yani sadece benim için değil, çalıştığım insanlara da daha faydalı olabileceğim bir süreç geçirdim yani. Harika oldu. Çok keyifli. Her anının tadını çıkarıyorum gerçekten. Aynen öyle. I love this game. Bir gün daha biter. Oh. Bugün güzel gündü. Mayoyu falan da aldı. Annemle mayo almaya gittik. Güzel bir mayo seçtik. Ooo, bizim yine kargolar var değil mi? Spa, resepsiyon, kargolar mı bu soru sana? Yani varsa kapta gel, sözünü istemiyorum. Halis ablanın iş mi abi? Her gün kargomuz var. Sarp'ın evde yok yok şu an. Bu nedir yani? Bu ne harbiden ya? Ne bileyim. Bunları arabaya koyalım. Aslan bize göz kırptı. Vay. Bu araba iş yaptı beni ya hamleydi. Ki araba ya? O arabayı süren anlar. Sürdüğüm en iyi arabalardan biri olabilir. 2 haftadır benzin koymadım araba. Bugün artık antrenmanlarınızda varım. Vallahi ha. Onu görelim. Daha da iyi hocam ya. Sizlerim anca bekleyecek. Öpüyorum hocam. Sıkıyorum diyorsunuz. Araba fena duruyor. Oğlum kemerini bağlasana. Hemen. Pardon unuttuk. Evet abi. Sami Hamidi. Süreç nasıl geçiyor? Süreç muhteşem geçiyor. Gerçekten çok keyifli. Ben bütün videolarımda asla girmem falan dedim ama hep açık bir uç bıraktım. Bu süreç nasıl gelişti? Düğünden sonra bir form tutmaya karar verdim. Bu normal bir bireyin kendini kilo vermek için veya yeni bir fizik inşa etmek için yaptığı süreçle aslında çok benzer. Bizdeki hikaye biraz daha farklı, biraz daha farklı bir bakış açısı. Ama normal bir insan nasıl yapması lazım? Yani diyet dediğimiz zaman herkes bütün hayatındaki sevdiği her şeyi bir anda çıkarmaktan bahseder. Ama aslında bu çok yanlış bir düşüncedir. Yapılması gereken önce normal hayat düzeninde egzersiz yapmaya başlamak. Hamburger mi yiyorsun haftada 1-2? Devam et. Sonra egzersiz yapmaya başladığında illaki o vücut sana tepki verecek. Tepki vermeye başladığında zaten istemsizce hayatından sağlıksız olan her şeyi sen kendin çıkarmaya başlayacaksın. Çıkardıktan sonra her çıkardığında vücut bir tık daha ileriye gidecek. Bir tık daha ileriye gidecek. O ileriye gittiğinde sen onu gördükçe işi sertleştireceksin. Sertleştirdikçe form gelecek, form gelecek ve sen değişeceksin. Aslında bu hikaye bu kadar basit. Bence önemli olan nokta bu süreçte ne yediğin, ne içtiğin, nasıl bir ayarlama yaptığın. O da günü geldikçe öğrenebileceğin bir durumdur veya profesyonel destek alabileceğin bir durumdur veya kendini tanıdıkça çözümleyebileceğin bir konudur. Strese gerek yok. Peki abi, bu süreci bu kadar sancılı anlatmalarının sebebi ne? Niye bu kadar insanlara bunu böyle gösteriyorlar? Niye bu çok zor gibi gösteriliyor? Tamam, çünkü zor da. Çünkü şöyle, Türkiye'de sadece yılda 2 kere yarışma yapılırdı. Şimdi NPC falan açıldı. İşte gidebiliyorsun. Ama eskiden sadece 2 yarışma vardı. Ve adamlar yılda 2 yarışma için ölüm kalım savaşı gibi hazırlık süreci yapardı. Ve bu süreçte
kendilerini deneme fırsatları olmazdı. Bundan dolayı insanlar birinin lafına göre ya da ondan onu duyar, bundan bunu duyar vesaire vesaire bazı kurallara sıkışır kalır ve bu şampiyonluğu çok büyük bir anlamlar yükledi. Bu stres olduğu için ve dediğim gibi videonun antrenman safhalarında işte neden vücudun böyle reaksiyon vermediğini bilmediği için, anlamadığı için insanlarda bir yüksek stres olur. Bu da bu şekilde yansır. Ondan dolayı başka hiçbir sebebi yok. Şampiyon olmak herkes ister. Vücut geliştirme öyle bir şey ki milyonlarca, binlerce bir yarışmada 800 tane adam şampiyon olmak için oraya gelir. Ama bu hakemlerin göreceli bir bakış açısıdır. Kime göre, neye göre denilebilir. Onun sırtı bana göre daha güzel, bunun sırtı bana göre daha güzel. Bu bir seçimdir, bu bir değerlendirmedir. Her podyuma çıkışta ben şampiyon olacağım kafasıyla gitmek doğru değildir. Çünkü herkesin vücudu kendine güzeldir. Ama bir adamın vücudu gerçekten çok daha farklı bir kondisyonda, çok daha farklı bir şeyde olabilir. Yaptığı yüklemesinden tut, yaptığı ön safa hazırlığına kadar farklılık gösterir. Adam orada çok daha iyi çıkar veya çok iyi bir süreç geçirir. Ama son haftalarda yanlış bir hata yapılır ya da son gün bile, son gece bile bir yanlış yapılır. Bütün formun içine edilir. Şampiyonluk elden gider mesela. Bir de anlaşılmayan bir konu. Herkes şampiyon genetiğine sahip değildir. Şampiyon genetiği de tabii ki görecelidir. Ama yine bir yapısı vardır. Onu bildik mi, onu kabul ettik mi, geriye kalan her şey teferruat. Önemli olan o podyuma çıkacak iradeyi gösterebilmek, o diyeti yapabilmek. Aslında güzel olan konu burası. İyi bir antrenör olabilmek için, başkalarının hayatına dokunabilmek için sadece bilgi yetmez. Bunu tecrübe de edebilmen gerekir. Ama tecrübeyi de bilgiyle birleştirip emin olman lazım ki neden böyle oldu sorusunun cevaplarını verip karşı tarafa güzel bir destek, hitap verebilesin. Yarışmaların benim en sevdiğim yönü buydu, hayatıma kattığı en sevdiğim yönü. 5 yıl sonra yaptığım bu 40 günlük kısa sürecin de bana kattığı en güzel şeylerden biri bu. Bilgilerimi güncelledim. Vay be dedim. Demek bu yüzdenmiş. Hala daha 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ama hala daha bugün demek bu yüzden böyle diye kafamda soru işaretlerine cevaplar buluyorum. Bu bitmeyen bir süreç. Evet. O yüzden bunun tadına varmak, bu süreci iyi bir şekilde öğrenmek, deneyimlemek bence işin en güzel kısmıdır. Aynen öyle. Peki yani bu 15 yıldır bu işi yapıyorsun abi ve hala diyorsun ki öğrenmediğim çok şey var. Çok hala şey çok var. Öğreniyorum. Tabii ki. Yani bitmeyen bir süreç. Aynen. Bitemez yani. Herkes her şeyi her anda öğrenemez. Çünkü denemek için defa defa yapmak zorundasın. Ve vücudu o yarışma kondisyonuna çekmek, vücudun kuruma safhaları, vücudun kas yapma safhaları. İlla ki ben hata yapmadım mı? İlla ki şu anda hata yapmışımdır. Bir sonraki sefere yapmayacağım şeyleri yapmışımdır belki. Ki ben şu an yaptığım şeyden eminim. Çok riskli, çok kısa bir süre zarfında bir değişim yakalamaya çalışıyorum. Her gün benim için çok önemli. Hiç hata yapmamam lazım. Ama şöyle bir şey, hep söylüyorum, bütün videolarımda da söyledim. Ben çok uzun zaman yapmadım ve yapmadığım süre boyunca da hiç böyle bir hayalim olmadığı için, böyle bir düşüncem olmadığı için sırtıma çok önem vermedim. Bu da beni bu yarışmada en geride tutacak olan yerdir. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum sırt için. Yeter mi yetmez mi artık hakemlerin bakış açısına, bizim oradaki sergileyeceğimiz pozlara bağlı. İyi poz veren kötü yönünü saklayabilen artıdır. Mesela Jay Cutler gibi bir adam kendinin olumsuz yönlerini saklardı. Bütün şampiyonlar bunu yapar. Herkesin bir zayıf yönü vardır. Önemli olan podyumda orayı saklayabilmek. Peki bence izleyenlerin de en çok merak edeceği şeylerden biri, kitap ne zaman çıkıyor? Kitap şöyle, kitap iyi ki çıkmamış. Evet, bence kitap de. Kitap iyi ki çıkmamış. Çünkü şu an ben bu geçirdiğim sürecin her gününü bir defterim var. Oraya günlük şeklinde not tutuyorum. Ve burada çok daha farklı bir bilgi birikimi oluştu. Bunları da oraya eklemek çok daha faydalı olacak. O yüzden iyi ki çıkmamış. Biraz daha demlenmeye bırakılsın diyorum ben arkadaşlar. O yüzden biraz daha zamanı var. Daha olgunlaşmaya ve orayı olgunlaştırmaya ihtiyacım varmış. Aceleye gerek yok. Bence de bu süreçten sonra zaten kitabın sonuna doğru çok farklı şeyler olacak.
bu süreç çok büyük bir tecrübe bence. Evet. Evet. Senin için bile evet, abi yani. Evet evet. Çok keyifli, çok güzel. Evet. Umarım güzel şeyler çıkacak. Umarız. Bir markete gidebilmek için nerelere gelirsin? Ama geçen seferkinden daha mantıklı bir hareket yaptım bence. Evet, bence de. Bu arada aydınlık görünür mü yoksa çok karanlık mı? Ben aydınlattım. Adamsın, nasıl oldu o iş? Bak, aydınlattım, yine de biraz karanlık çıkıyorsun. Olsun ya, sohbet güzel. Evet, bence de sohbet çok güzel hocam. Araba sohbetlerindeyiz. Evet. Güzel bir YouTube bölüm oldu. Galiba YouTube'daki en sevdiğim bölümlerden biri bu oldu. Çok güzel oldu abi. Geriye hemen bir bakalım. Bakalım mı? Kaç gün kalmış bakalım diye. Kaç gün, kaç saat? Bakalım. Hoppa geliyor. Oğlum çok az kalmış ya. 12 gün 6 saat. 12 gün 6 hani saat. Hani 14 gündü. Ha tabii bu kayıt evet, için başvurdu. Evet. Okay. Ve biz kaydımızı falan yaptık. Bugün de biletlerimizi aldık. Heh, aldınız mı? Güzel. Road to France. Çok çılgın bir hareket. Deli bir hareket, ben söylüyorum. Aynen öyle. Değişik. İsmail'e bir... Ya bak dalga geçiyorlar benimle bak. Kamicik renk seç diye. Peki mayo hangi renk oldu hocam? Mayo pembeli. Pembeli. Siyah pembe dur. Baba İsmail'e bir bak ya. Bomba adam. Samicik. İsmail abi de bu arada Baykaralar'ın YouTube'dasın ha gene. Gene YouTube'dasın ha. İsmail abi Baykaralar'da arabayı alırkenki gördüğünüz kişidir, şahıstır. Şu an bana o atan fotoğrafı atan da odur. Petrocelli ile birlikte. Bana don bakarlar. Yanlış kategoridesiniz efendim. Yanlış kategoridesiniz. Orası bodybuilding. Biz men's fizikiz. Bize board short lazım. Aldım şortumu. Vallahi mi gidiyorsun? Vallahi gidiyorum. Ay canım benim. Vallahi Ocak ayında olsaydı biz de gelirdik ha. Vallahi öyle söyledik vallahi. Ocak ayı olsaydı biz de giderdik. Vallahi bilmem Peugeot'un aşkını oldu. Bak Peugeot araba aldım. Ha. Fransa'ya lokal yerine gidiyorum. Vardır bir hikmeti diye. Doğru söylüyorsun vallahi. Doğru söylüyorsun. Ya biraz şey öyle oldu. Hayır. Ya hadi git gel de bir an önce şey yapalım. Mahkeme mi? Çıkartalım. Tabii canım. Mahkeme mi? Mekan orası. Mahkeme meyhanesi. Mekan orası. Ya tamam abi. Öpüyorum seni. Bak şu gün selam varsa. Sen de ona selam söyle. Pancar niye? Bunlar bunun sırrı da bizde saklı olsun. Eyvallah. Onu ne yapacaksın abi? Onu ne yapacaksın? Evet. En önemli detay işte budur. Çok önemli. Detay sırt antrenmanı. Güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşür müyüz? Görüşürüz. Bakalım kaçıncı günde buluşacağız tekrar. Hadi bakalım. Görüşürüz.